Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Herkese iyi seyirler. Buyurun hep beraber videomuza başlayalım. Kontrollerimize başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, bu kovanımız geçen sene yapmış olduğumuz son bölme kovanlarımızdan. Kışa biraz zayıf girdim. Şimdi bu kovanımızı bir ay sonra 10 çıtaya ulaştırmak için neler yapmamız gerekiyor? Onunla ilgili bir video derlemek istedim. Öncelikle kovanımızın durumuna hep beraber bir gözlemleyelim. Bu arada yer kuşağısı aydın. Hava sıcaklığımız 17 derece civarında. Tarih 21 Şubat 2021. Evet arkadaşlar. Sizlerin de bu konularda önerileriniz varsa videomun altına yorum yaparsanız hem bize faydalı olur hem bizi izleyen değerli aracı yeni başlayan kardeşlerimize faydası olur arkadaşlar. Görüldüğü gibi bağ stoğumuz yeterli gözüküyor. Arka tarafında yok denecek kadar az. Artık bundan sonra bahar geldi. Çiçekler, erikler yeni yeni domurcuklanmaya başladı. Yakında çiçek açacak. O yüzden artık besleme zamanımız geldi. Besleme zamanımızı nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Eriklerin çiçek açma zamanı bizim için tarihtir. Evet. Yavru alanımız kovanımızın ön kısmında. Bu arada benim kovanlarımın hepsi plastik tabanlı, altları açık. Bunu da belirtmek istiyorum burada. Hem kontrolünü yapıyorum hem varroa belirtisi var mı diye ona bakıyorum. Kışın oksalit asit uygulaması yaptık. Bir çıta yavrumuz var. Şu anda görünen. Evet arkadaşlar. İkinci çıtada yavrumuz var. Ortada günlüklerimiz mevcut. Ana arımız ön tarafta. Yoğunlaşmış yavrulama alanında. Ana arımıza bakıyorum bu arada. Ana arımızı göremedim. Evet. Burada da günlük yumurtalarımız mevcut. Kenarlarda. Anarımız bu çıtaya geçmiş. Evet. Hastalık belirtisine bakıyorum. Hastalık belirtisi yok. Çok da dışarıda bırakmak istemiyorum. Hava serin. Anamız herhalde ilk çıtadaydı. Oraya fazla bakmadım. Muhtemelen oradadır. Günlük yumurtayı gördüğümüz zaman anamızı aramamıza gerek yok. Evet. Burada da bal stoğumuz az miktarda var. Arkasında yok denecek kadar az. Bu çıtayı normalde almam gerekiyordu. Unutmuşum burada. Ama son bölme çıtası olarak kalsın burada. Dayama çıtası olarak bunu değiştirebiliriz. Durumu pek iyi değil. Bu benim rastgele açtığım bir kovanımdı. Çıtamızın bir tanesi büyük geliyor. Onu keseriz. Şurada sıkıştırma tahtamı koyuyorum. Kekimi bırakacağım.
şerbet beslemesinde yaparak. Evet arkadaşlar, şerbetimizi koyuyorum poşette. Azar azar beslemekte fayda var her zaman. Çünkü bunlar kovanlarımız zayıf. Normalde şerbet bittikçe vermek gerekiyor. Ancak ben haftada bir gelebildiğim için o yüzden biraz zaman alıyor. Ben gelince kadar bitmiş oluyor. Şu anda arılarımız almaya başladı şerbetimizi. Görüldüğü gibi. Bir de verirken poşet kovanın içine bir bardak şerbet katın ki şey olsun, nedir o, arının şerbeti hissetmesi daha kolay olsun. Şöyle görüldüğü gibi arılarımız artık şerbetimizi alıyor. Şerbetimiz bu arada birebir oranında arkadaşlar. Teşvik beslemesi, stok beslemesi için değil bu. Anarımızı teşvik etmek amacıyla, nektar geliyor hissini verdirmek amacıyla vermiş olduğumuz şerbet birimidir. Artık kapatabiliriz. Çok da aşırı verirsek şerbeti ekşime yapar. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Evet, şu şekilde boş alanı bu şekilde bölerek, sıkıştırarak kapatıyorum. Örtü naylonumuzu koyuyorum. Evet arkadaşlar, kovanımızın durumu bu şekilde. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.